hayata geçirmeye çalışıyoruz. Önemli mesafe aldık. Belli sebeplerden dolayı okula gidemeyen, ailevi sebep oluyor, kendi sebepleri oluyor. Eğitimini tamamlamayan, yarıda kalan, çalışmak zorunda olduğu için okulunu geriye atan gençlerin yönelik işim var, okula gidiyorum projesi başladı. Her bir detayını kalem kalem çalıştığımız bu projede gençlerimize hem iş imkanı sağladık hem de okulun kaydını yeniden yaptırdık. Bu projeye öyle inanıyoruz ki Ümraniye'den eğitim için yakılan bu umut ışığı ülkemizin her yerinde yayılacak. Yıldırım'ın sunumuna birçok AK Partili Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Kısa bir konuşma yapan Kabaktepe, hizmet nedir görmek isterseniz AK Parti belediyeciliğinin olduğu her yerde size göstermeye hazırız şeklinde konuştu. Yerel yönetimde devrim nedir? AK Parti belediyeciliği nedir? İnsana hizmet nedir? Efendim, varlığa hizmet nedir? Görmek isterseniz sadece Ümraniye'de değil, İstanbul'daki AK Parti belediyeciliğin olduğu her yerde, Türkiye'deki AK Parti belediyeciliğinin olduğu her yerde proje nasıl yapılır, temel nasıl atılır, hizmet nasıl edilir size göstermeye de hazırız. Ümraniye Belediyesi Başkanı Yıldırım, son 2 yılda 172'si biten projenin tüm belediyelere örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etti. Ümraniye Belediyeciliği, AK Parti Belediyeciliği, Gönül Belediyeciliği neler yaptı? Bunların misalini verdik. Yapamayanlara tavsiyemiz bunu izlesinler. Yani anlıyorsunuz siz ne demek istediğimi. Büyükşehir'e sesleniyorum, diğer ilçe belediyelerinden bazı arkadaşlara sesleniyorum. Gelsinler Ümraniye'de neler yapılabildiğini dayanışmayla, birlikle, arkadaş efendim fedakarlığıyla, çalışanıyla neler yapabildiğini hep beraber görüyoruz. Gördük. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Hedef 2023 Cumhurbaşkanı. Ümraniye Belediyesi'nin son 2 yılda ne oldu sunumu bahçede yapılan mangal ikramıyla son buldu. Sen şarkılar söyle içimden boşver. İstanbul Polisi Şişli